Buzul çağları, yeryüzü ve atmosfer sıcaklığının uzun süren bir dönem boyunca azalarak, kıtasal buz tabakalarının, kutup ve alp buzullarının genişlediği ve varlığını sürdürdüğü bir dönemdir. Buzul çağlarını takip eden sıcak dönemlere ise buzul arası çağlar denilmektedir. Geçmişte iklim değişmelerinin yerkürede bıraktığı izleri araştırmak, buzul ve buzul arası çağların nasıl oluştuğunu, canlıları nasıl etkilediğini bilmek, geleceği öngörmemize yardım edecektir. Yaklaşık 12 bin yıl önce, son buzul çağının sona ermesinden beri geçen sürede yaşadığımız zamana buzul arası çağlar denir. Buzul arası çağların devam sürelerini dikkate alırsak, ilk akla gelen soru bundan sonraki buzul çağının ne zaman başlayacağıdır. Dünya tarihinin ilk 4 milyar yılında meydana gelen iklim değişmeleri ile ilgili bilgilerin son 2 milyon yılı kapsayan Kuaterner dönemi ile kıyaslandığında oldukça az olduğu görülür. Ancak son yıllarda derin deniz tortulları ve kayalar üzerinde yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştırmalar son buzul çağı öncesinde en az 5 büyük buzul çağının yaşandığını göstermektedir. Bu buzul çağlarının her birinin son buzul çağından çok daha geniş ölçekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bazı dönemlerde ise yükselen sıcaklıklar nedeniyle tropikal kuşağa ait sıcaklıkların kutuplara yakın bölgelere kadar egemen olduğu anlaşılmaktadır. Genel olarak günümüze göre daha sıcak koşullara sahip olunan geçmiş çağlarda en azından 5 büyük buzullaşma oluştuğu bilinmektedir. Bu dönemler sırasıyla Huroniyan, Kriyojeniyan, Geç Ordovisyen, Geç Karbonifer ve son olarak da Kuvaterner'de gerçekleşmiştir. Buzul dönemlerinden en eskisi Huroniyan buzullaşması olup, yaklaşık 2.2 milyar yıl öncesine uzanan erken Proterozoik devrinde meydana gelmiştir. Bu dönem, Kuzey Amerika'daki Büyük Göller bölgesi ile Avustralya'nın batı kesimlerinde gözlenen ve trilit olarak bilinen taşlaşmış ve çok kalın buzul çökelleri ile temsil edilmektedirler. İkinci olarak meydana gelen ve yerkürenin geçirdiği en uzun ve en sert buzullaşma dönemi olan Kriyojeniyan buzullaşması da Prekambriyenin sonlarına doğru 800 ile 630 milyon yıl öncesinde oluşmuştur. Kartopu dünya olarak da bilinen bu dönemde yerkürenin ekvatorlar da dahil olmak üzere tamamen buzul örtüleriyle kaplandığı ve sıcaklıkların ortalama eksi 20 derecelere kadar düştüğü tahmin edilmektedir. Bu konuda karşıt görüşler olmasına rağmen eldeki çeşitli veriler zaman içinde gerçekleşen volkanik patlamaların atmosfere bıraktığı karbondioksit gazının oluşturduğu sera etkisiyle buzulların eriyerek yeryüzünün günümüz koşullarına benzer iklimlere geri döndüğünü göstermektedir. Üçüncü buzullaşma Afrika'nın merkezde olduğu ve Gondwana olarak bilinen süper kıtada günümüzden yaklaşık 440 ila 460 milyon yıl önce Geç Ordovisyen dönemi buzullaşmasıdır. Ülkemizde de özellikle Toros Dağları boyunca çeşitli yerlerde gözlenen trilit ile temsil edilen bu dönemin varlığı, Türkiye'nin Geç Ordovisyen'de Gondwana kıtasının kuzeydoğu kenarında bulunduğunun bir kanıtı olarak kullanılmaktadır. Sahra buzullaşması olarak da bilinen Geç Ordovisyen buzullaşması nedeniyle okyanus akıntılarının dolaşımında belirgin değişiklikler meydana gelmiştir. Böylece önemli miktarda suyun kara buzullarında depolanması sonucu küresel deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde günümüzden 160 metre kadar aşağılara düşmüştür. Bunun sonucu olarak kıtalar hızlı ve kuvvetli bir aşınım sürecine girmiş ve bu hızlı değişime ayak uyduramayan canlıların önemli bir kısmı yok olmuştur. Böylece Ordovisyen toplu canlı yok oluşları meydana gelmiştir. Devoniyen dönemiyle birlikte gelişimlerini hızlandıran karasal bitkilerin zamanla dünyanın oksijen seviyesini artırıp karbondioksit seviyesini düşürmesiyle gelişen bu küresel buzullaşma, Güney Afrika'daki Karoo bölgesinde bulunan buzul çökelleri nedeniyle Karoo buzullaşması olarak da adlandırılmaktadır. 290 ile 300 milyon yıl önce gerçekleşen bu buzullaşma, Karbonifer döneminin sonuyla Permiyen döneminin başlarında gerçekleşmiş olup, Güney Amerika, Afrika, Arabistan, Hindistan, Antarktika ve Avustralya'nın bugünkü Güney Kutbu'nun olduğu yerde Gondwana kıtası olarak birleşmesi sırasında gerçekleşmiştir. Dördüncü buzullaşmadan sonra Mesozoik devrine giren dünyada sıcaklıklar artarak iklim daha durağan bir hale gelmiştir. Bundan 250 ile 2,58 milyon yıl önce zaman zaman soğuk dönemler görülse de küresel anlamda büyük bir buzullaşma oluşmamıştır.
erken Mesozoik'te tüm kıtaların bitişik halde bulunmasıyla ortaya çıkan süper kıta, Pangea'nın iç kısımlarının çok kurak ve çöllerle kaplı olduğu düşünülmektedir. Günümüze kıyasla ortalama 10 santigrat derece kadar daha yüksek olan sıcaklıklara rağmen kıtaların bir arada bulunmasından dolayı küresel deniz seviyesi düşük kalmıştır. Günümüzden 2,58 milyon yıl önceden itibaren buzul çağlarıyla buzul arası çağların periyodik olarak birbirini izlemesi, iklim sisteminin yeni bir dengeye oturmasının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Okyanus tabanlarından çıkarılan çökeller üzerinde yapılan araştırmalara göre 1,8 ila 0,8 milyon yıl önce buzul çağları 41 bin yıllık döngüler şeklinde tekrarlanmaktadır. Yaklaşık son 800 bin yıldır ise buzul çağları 100 bin yıllık döngüler halinde ortaya çıkmaktadır. Kuaternerde periyodik olarak buzul çağlarının yaşandığı bu döneme Pleistosen adı verilmektedir. Pleistosen çağı genellikle 2.6 milyon yıl önce başlayan ve yaklaşık 11.700 yıl öncesine kadar süren zaman periyodu arasındaki zaman olarak tanımlanır. Son buzul dönemi olarak da bilinen bu dönemde gezegenimizin büyük bir bölümü buzullar ile örtülüydü. Türümüzün birebir deneyimlediği buzul dönemi olan Pleistosen çağı içerisinde insanın kültür ve evrim tarihinde yavaş ancak güçlü atılımlar gerçekleşti. Homo sapiens türü bu çağ içerisinde ilk evrimsel atağını yaptı ve çağın sonuna yaklaşıldığında insanlık neredeyse dünyanın tüm bölgelerine yerleşebilecek teknolojik yeterliliğe sahipti. Pleistosen döneminde kıtalar mevcut yerlerinde konumlanmışlardı. Buzul çağı boyunca buz tabakaları Antarktika, Avrupa'nın büyük bir bölümü, Kuzey ve Güney Amerika'nın bir kısmı ve Asya'nın bir bölümünü kaplamaktaydı. Buzullar bugün Grönland ve Antarktika'da dahil olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde takip edilebilir. Fakat adına buzul çağı denmiş olmasına rağmen ilk akla geldiği şekliyle bu uzun süre boyunca tüm dünya buzullar altında kalmamıştı. Buzulların eridiği, bazen daha ılıman, bazen daha soğuk, yaklaşık 20 alt evre belirlendi. Yani bazı aralıklarda buzullar çekilmiş, bazı aralıklarda buzullar dünyanın bir kısmını tekrar kaplamıştı. Peki insanlık gördüğü ilk ve tek buzul çağını nasıl atlattı? İnsan türünün memeliler arasında en iyi hayatta kalan türü olduğu bilinmektedir. Aslında fiziksel olarak kıyasladığımızda, dev mamutlar, filler, çitalar, leoparlar ve aslanlar gibi hayvanlara göre çok daha zayıfız. Bu nedenle bu hayvanların zorlu koşullarda hayatta kalma konusunda bizden daha iyi olmaları gerekiyor. Öyle değil mi? Ancak kılıç dişli kedi ve tüylü mamutun soyu tükendi ama insanlar hala yaşıyor. Gelin buzul çağını nasıl atlattığımıza bakalım. 24 bin ile 21 bin yıl önce buzullar Amerika ve Kuzey Avrupa'yı kapladığı dönemde buzul çağı zirve noktasına ulaştı. Homo sapiens atalarımız dünyanın hızla soğuyan bölgelerinden göç ederek hayatta kalmayı başardı. Ancak bunun için sadece göç etmeleri yetmiyordu. Çünkü göç ettikleri yerlerde de iklim oldukça sertti. Fiziksel olarak neredeyse modern insana benzeyen ilk insanlar hayatta kalmanın dışında yeni, zorlu ve yaşaması imkansız olan coğrafyalara adapte olmayı başardı. Homo sapiens'in en önemli avantajı akıcı konuşma, kavramsallaştırma ve ileriyi planlama yeteneğidir. Dilin ortaya çıkmasıyla dünya ve yeni teknolojiler hakkındaki bilgiler diğer insan gruplarıyla paylaşılmaya başladı. Aynı zamanda hikaye anlatıcıları aracılığıyla bu bilgiler nesilde nesile aktarıldı. Fakat ilk insanların çevrelerini tanıma ve bunu aktarma biçimleri günümüz standartlarına göre çok daha farklıydı. Atalarımız mevsimleri, yenilebilir bitkileri, hayvan göçlerini ve daha birçok şeyi müzik, dans ve sanat yoluyla aktarmaktaydı. Örneğin Fransa Lascaux'ta bulunan mağara resimleri bu dönemde insanların avladıkları hayvan resimleriyle dolu. Bu resimler farklı insan gruplarına hangi hayvanları avlamaları gerektiğini öğretiyordu. İlginçtir ki bu dönemde dünyanın farklı yerlerinde başka hominidler yani insan türleri vardı. Denisovalılar Asya'da, Neandertaller Avrupa'da yaşadılar. Homo erectus ve Homo floresiensis ise Endonezya civarlarında yaşıyorlardı. Kimse nedenini tam olarak bilmiyor ancak bu türlerin tümü buz devrinin bitiminden önce yok oldu. Bu türlerin yok olmasının baş şüphelileri ise Homo sapiensler yani biz. Homo sapienslerin diğer türlerden çok daha zeki olduğu ve rekabeti ortadan kaldırmak istediği için Homo sapienslerin diğer türleri yok ettiği düşünülüyor. Ancak bu teoriyi kanıtlayacak somut bir temel olmadığı için uzmanlar bu görüşü desteklemiyor.
Daha makul bir teori ise son derece gelişmiş artikülasyon yeteneklerimizin daha ayrıntılı ve derinlemesine iletişim kurmamıza izin vermesidir. Bu konuşma ve iletişim yeteneği temel şeyleri kolektif hafızamızda tutma yeteneğimizle sonuçlandı. Örneğin bir kişi kazara zehirli bir bitkiyi yemekten ölürse, diğer yoldaşları o bitkiye bir isim koyabilir ve o bitkiyi yememeleri gerektiğini soyundan gelenlere aktarabilirdi. İletişim kurmak aynı zamanda Homo sapiens'in kabileleri zorda kaldıklarında, diğer kabilelerden yardım istemesine, onların bir araya gelmelerine ve tarihin en kötü iklim dönemlerinden birinde hayatta kalmalarına yardımcı oldu. Homo sapiens, türümüzün başlangıcından beri alet yapıyor. Ancak Homo sapiens'in alet kullanan tek hominid olduğunu varsaymak yanlış olur. Homo erectus ve Neandertaller taşı sivriltme sanatını bizden önce öğrendiler. Türümüz atalarımıza benzer aletler yaparak başladı. Yaptıkları aletler ise genellikle sivri kayalardan ve kazma için kullanılan kayalardan oluşuyordu. Zamanla ağ, tuzak ve olta kullanmak gibi daha farklı av yöntemlerini de öğrendik. Aletler, buzul çağında hayatta kalmamızın en önemli nedenlerinden biridir. Aletler yapıyor olmak, sadece avlanma kabiliyetimizi arttırmakla kalmadı, aynı zamanda sanatın ve kültürün yayılmasına ve insanların nesnelerle bağ kurmasına izin verdiler. Pleistosen çağının geç dönemlerinde yünlü mamut, insanların av hayvanlarından biriydi. Bunun kanıtı birçok mağaralarda bulunan duvar resimlerinde görülmektedir. Ortadan kaybolmalarının nedeni fazla avlanmış olmaları mı, yoksa buzul çağının sonundaki büyük iklimsel değişiklikler mi olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Milattan önce 8000 yıl evvel mamutlar Avrupa'da ve Asya'da ortadan kaybolmuşlardır. Aynı dönemde Homo sapiens de güneyden bu bölgelere doğru yayılmışlardır. Sadece Doğu Sibirya'nın Wrangel Adası'nda ufak mamut popülasyonları M.Ö. 1700'üne kadar hayatta kalabilmişlerdir. Rusya'nın Asya'da kalan kısmında hala günümüze kadar buzun içinde bütün şekilde muhafaza edilmiş mamut bedenleri bulunmaktadır. Bu mamut cesetleri hep etrafında bulunan buzun erimeye başlaması ile kilometrelerce uzaklara kadar yayılan çürüme kokuları sayesinde bulunmuşlardır. Bu bin yıl kadar buzun içinde muhafaza edilmiş bedenler buzun dışında kaldıklarında çürüyerek ve leş yiyicilere yem olarak birkaç hafta içerisinde yok olur. İlk insanlar yaklaşık 45 bin yıl önce göç etmeye başladıklarında kendilerini soğuktan korumak için ilkel giysiler tasarladılar. Uyku tulumları, bebek taşıyıcıları ve bol kesimli postlarla bedenlerini örttüler. 30 bin yıl önce iğnenin bulunmasıyla insanlar örtünmenin yerine giyinmeye başladı. 30 bin yıl öncesinin iğneleri tıpkı bugünkü iğnelere benziyordu. İğne sayesinde insanlar kendi bedenlerine uygun kıyafetler tasarlamaya başladılar. Fakat modern dağcılık kıyafetlerinde olduğu gibi bu dönemde de kıyafetlerin katmanlar halinde giyilmesi gerekiyordu. Bir buz çağı terzisi farklı hayvan derilerini dikkatlice seçer ve nemi emen iç çamaşırlarından su geçirmez pantolonlara ve parkalara kadar 3 veya 4 katmanı birbirine dikerdi. Bu dönemin iplikleri yabani keten ve diğer bitkisel liflerden elde edilmekteydi. Aynı zamanda turkuaz ve pembe gibi farklı renklere boyanmıştı. Sonuç olarak insanlar bu kıyafetler sayesinde donma noktasının altındaki sıcaklıklara rağmen soğuktan korunmayı başardılar. Buzul çağında yaşayan atalarımız yazın soğuk, kışın ise muhteşem soğuk günlerde barınmak için kaya sığınaklarını tercih etti. Kendilerini rüzgardan korumak için kaya çıkıntılarının üzerine büyük deriler örttüler. Bu kaya sığınaklarının içine yine deriden diktikleri ve ahşap direklerle destekledikleri çadırlar yaptılar. Çadırların içine ise ot ve hayvan postu sererek soğuğu olabildiğince engellediler. Buzul çağı sonrasında yerleşik hayata geçen atalarımız avcı toplayıcılıktan tarıma geçmişlerdir. O zamandan beri şehirler kurmuş, medeniyetler inşa etmişlerdir. Bu medeniyetleri hep beraber öğrenmek için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki konuda buluşuncaya dek hoşça kalın.